Bu yurt, güzel yurdumuzun bu şirin beldesinde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Belediye Başkanı'na, Aksaray Belediyesi'ne böyle bir organizasyonda bulunduğu ve şahsımı davet ettiği için çok teşekkür ederim. Bu arada Kuzey Suriye'de çarpışan askerlerimize başarılar diliyorum. Allah onları zaferden zafere ulaştırsın, koştursun, yar ve yardımcısı olsun diyorum. Bütün kalbimiz ve dualarımız onlarla birlikte. Diye başlayalım. Evet. Bu, yurdumuzun güzel köşesi, bu İç Anadolu'nun bir özelliği vardır biliyorsunuz. Orta Asya'ya çok benzediği için genelde at yetiştirilen bölge olarak bilinir. Burada burayı 1071'den sonrasında ve öncesinde yurt yapan bütün atalarımıza rahmet diliyorum. Bu vatan için toprağa düşen bütün şehitlerimize de rahmet diliyorum. Konumuz Bozkır'ın kanlılıkları dedi Yüksel Bey. Bu benim biliyorsunuz Bozkır'ın kanlılıkları adlı bir kitabım var. Onun dışında bildiğiniz gibi ben eski Türk tarihi ile uğraşıyorum. Eski Türk tarihinin bu Avrasya bozkırlarında geçen binlerce yıllık bozkırdan bozkıra, ufuktan ufuğa geçen Türklerin tarihiyle uğraşıyoruz. Bunları yaparken de Türkler az yazdığı için malum yabancı kaynakları kullanıyoruz. Özellikle Çin kaynakları, Arap, Fars, Tibet, Rus kaynaklarını bir şekilde Bizans, Latin, Grek kaynaklarını söyleyebiliriz. Ama Türk tarihinin sınırlarını çizmek zor. Bu sınırları biz ana hatlarıyla Avrasya bozkırlarıyla belki delillendiriyoruz ama Macaristan ovalarından Mançurya'ya kadar uzanan geniş sahada yaşayan Türk kökenli halklar üzerinde duruyoruz. Bu bir muamma gibi görülüyor. Aslında değil. Yani bilinmeyen, biraz bir köpük bir şey gibi geliyor insanlara ama değil. Gerçekten çok somut, açık, sarih bir Türk tarihi söz konusu. Özellikle milattan önce 3000'lerden başlayarak günümüze kadar 5000 yıllık çok bilinen bir Türk tarihi söz konusudur. İyi bilinen Türk tarihi söz konusudur. Bunun içerisinde çeşitli açılardan bakarak Türk tarihini nasıl anlarız, nasıl değerlendiririz konusu her zaman gündeme gelebilir. Veya bunlar Türk diyoruz, neden Türk diyoruz, Türkler niye göç etti, nasıl kaybolmadan günümüze kadar gelebilirler şeklinde birçok soru sorup bu soruları cevabını çok net bir şekilde verebiliyoruz. Ama benim temel en çok üzerinde durduğum konu şu. Milattan önce 3000 yılı dedik. 3000 yılından günümüze kadar nasıl kaybolmadan Türkler ayakta kalabildi sorusunun cevabını sorup oradan konumuza başlayabiliriz. Arkadaşlar bunun esas en somut delili bence Anadolu'da yaşanıyor. Biraz Toros Dağları'na doğru gittiğimizde bu içinde bulunduğumuz alandan 200-300 kilometre belki veya işte Kazakistan'a, Moğolistan'a gittiğimizde dağlık bölgelerde Türklerin boylar halinde yaşadığını gördüğümüzde gerçekten Türk tarihinin temellerini anlama fırsatımız oluyor. Ama özellikle iki konu Türkler için çok çok önemlidir ayakta kalmanı sağlayan. Birincisi boylar halinde yaşamalarıdır. İşte aralarındaki sosyal dayanışma ve sosyal dayanışmaya bağlı olarak bir aile sistemi, boy sistemi, millet sistemi görürüz. Bakın bütün hanedanlar yıkıldı gitti. Değil mi? Hun, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli vesaire.
ama Türkler var. İşte bunun sebebi, Türk milletinin var olabilmesinin temel sebebi bence boylar halinde yaşamış olmaları. Birinci sebep bu. İkincisi, göç edebilmeleri arkadaşlar. Göç edebilmeleri. Göçte de şunu iddia ediyoruz. Göç meselesi de biliyorsunuz bunun iki önemli sebebi var. Bir ekonomik sebepler, bir siyasi sebepler olmak üzere. Her zaman güçlü olamıyorsunuz. Bazen güçsüzleşiyorsunuz. Zayıf durumlara düşüyorsunuz. Ya da siyasi karışıklıklara maruz kalıyorsunuz. Anarşi ortaya çıkıyor. Bu dönemlerde de göç ederek başka bölgelerde, başka bölgelerde hayatınızı devam ettirmeniz gerekiyor. Çok kaba bir söz var Türkçe'de. Erkekliğin 19'u kaçmaktır diye. Bence bu doğru. Yerine göre kaçmasını bilip, stratejik olarak güçlenip ilerlemek lazım. Bunu en iyi anlatan Tony Cook. 723 yılında Çin Bilge Kağan surlu şehirler yapmak istediğinde, Budizm'i ülkeye sokmak istediğinde karşı çıkmasının sebebi o. Bakın diyor, sayımız az. Kuvvetli olduğumuz zaman savaşıyoruz. Zaten problem yok ama zayıf düştüğümüz anlarda gidip düşmanlarla dağların vadilerin arasına saklanıyoruz, kuvvetleniyoruz, yeniden geri geliyoruz. Bu çok çok önemli bir stratejik değerlendirmedir. Yani bütün devletlerin her an güçlü olması mümkün değildir. Zaman içerisinde bazı devletler ve milletler de zor duruma düşebilirler. Bu çok önemli bir sebeptir bence tespit anlamında. İkinci bir sebebi ben söyleyeyim arkadaşlar, ekonomik sebepler olmak diye bunu değerlendiriyoruz. Bunun sebebi kıtlık başta olmak üzere. Kıtlığın iki temel sebebi var. Ya çok kar yağması, havanın soğuması ya da tam tersine baktığımız zaman kuraklık olması. İki durumda da açlık zamanları, açlık meydana geliyor. Bu dönemde de Türk kökenli halklar başka yerlere göç ediyorlar, göç etmek zorunda kalıyorlar. Bunun örneklerinden çoğaltabiliriz ama ben normal konferanslarında gösterdiğim bir haritam var. O haritaya göre şöyle, milattan önce 7, milattan sonra 13 büyük Türk göçü var. Kitleler halinde böyle Türklerin yayıldığını, bölgeden bölgeye olduğunu gösteren. Şimdi bu iki sistem içerisinde bu söylediğimi tabii tarihçilerin görevi. İspat edebilmemiz lazım. İspat edemedikten sonra hiçbir anlamı yok. Sözümün başında söylemiş olduğum bu yabancı kaynaklar anlatmaya çalıştığım manzarayı bize çok net bir şekilde ortaya koyuyor ve söylüyor diye açıklayabiliriz. Yani ekonomik sebepleri ve siyasi sebepleri. Bazen düşman baskısı da olur. Burada bilinmeyen ufuklara doğru göç etmek zorundasınız. Göç etmeseniz ne olur? Ya o düşman sizi yok eder ya da ona bağlı olarak asimile olup yok olursunuz. Asimile olan Türkler yok mu? Var, çok var. Buna benzer söyleriz arkadaşlar. Bunların içerisinde üçüncü benim bir şey olarak sunduğum Göktürk devlet modeli diyorum. Bozkır'ın kanunluklarında onu da açıkçası yazmaya çalışmıştık. Mesela bütün Türkleri bir araya toplayan bir devlet lazım. Yani bugünkü bakış açımızla ortaya koyduğumuz zaman en doğuda, bugün Kuzey Doğu Çin'de 10 bin kişilik bir Kırgız grubu var. Fuyu Kırgızları diyorlar. Onlara bakalım. Sibirya'nın derinliklerine bakalım veya Macaristan'a kadar, Avrupa'ya kadar gidelim. Bunların hepsine Türk diyorsak bu yaygınlaşması Göktürkler zamanında gerçekleşti. Göktürk Kağanlığı zamanında. Bu devletin adı Türk Devleti'ydi. Hunlar da Türk. Mesela akşam televizyonda bunları anlattık canlı yayında. Hunlar da Türk ama somut bir şekilde sosyal yapıyı öğrenebildiğimiz, kızlar nasıl evlenirdi, Türkler nasıl giyinirdi, silahları nasıldı, sosyal sistemleri nasıldı, ünvanları, askeri idari ünvanları ne şekildeydi gibi konuları bir şekilde biz Çin kaynaklarından ya da işte öğrenebiliyoruz, görüyoruz.
Mesela Türk hukuku ile ilgili ilk belgeler burada var. Zina yapmanın cezası idam, at çalmanın cezası ne? Cinayet işlemenin, adam yaralamanın vesaire konularda meydana gelen bütün bu sosyal yapıyı düzenleyen görüyoruz. Dolayısıyla Türk tarihini bir bütün olarak incelemek istiyorsak, anlamak istiyorsak Göktürk tarihine bakmak zorundayız. Ben iddia ediyorum Göktürk tarihini bilmezseniz Osmanlı tarihini de anlayamazsınız. Göktürklerle ilgili bir ifade var bakın kaynaklarda. Bunu ben zaman zaman sosyal medyada paylaşıyorum. Savaşta olmaya önem verir, ölmeye önem verirler. Savaşı tercih ederler. Yatakta ölmekten, hastalıktan ölmekten utanırlar diye bir ifade var. Bu başka hiçbir millette yok yeryüzünde. İşte bu söylemiş olduğum Türk Kağanlığı kezinde o dönemde ortaya çıkan bizim öğrendiğimiz, öğrenebildiğimiz bir belgedir, bilgidir. Ki akşam da paylaştık televizyonda. Ben zaman zaman da bunları sosyal medyada görüyorum. Buna benzer olaylar. Ve bakın böyle bir tarihe kimse sahip değil. Ben Bozkır'ın Kağanlıkları kitabımda işte bu şekilde bakmaya çalıştım. Dört büyük kağanlığı Moğolistan'ın doğusundaki, Moğolistan'daki, Orta Asya'nın doğusundaki büyük kağanlıkları incelemeye çalıştık. Ama ne oldu? Bunların hepsi tarihe karıştı. Hepsi tarihe karıştı. Fakat Türk milleti yok olmadı. Her seferinde bakın, her coğrafyada, yani Orta Doğu'da, Hindistan'da, Çin'de, Kuzey Çin'de, Moğolistan'da, Orta Avrupa'da, Doğu Avrupa'da sayısız Türk beylik ve devletleri ortaya çıktı. Bu genel tablo içerisinde. İşte bunları anlayabilmemiz için söylediğim gibi bir Göktürk tarihine bakmak gerekir. Aynı zamanda diğer alanlara. Mesela biz çok anlatırız derslerde öğrencilerimize. Çinler Türklerin asimli olmasını çok istemezler. Neden? Çünkü zaten Çinli çok, ellerinde hazır var ama Türk karakterini muhafaza ederlerse iyi askerdirler. Çinler için iyi savaşırlar. Yani ellerinde çok iyi bir alet var. O aletin bozulmasını istemezler gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Şey olarak bu gerçekten Çinlerin bir şekilde tespitidir ki Türk ordusu yabancılar tarafından en çok kopyalanan, taklit edilen kurumdur bir anlamda. Gerek organizasyon yapısı, gerekse siyasi ve diğer organizasyon silahları özellikle bunları bize göstermektedir diye düşünüyoruz. O kıyafetleri vesaire bir şekilde gösterir. Bakın Üzengi'yi Avrupa'ya Avarlar getirdi ama Avarlar daha sonra şövalyelik doğdu Üzengi sayesinde. Yani at üzerinde savaşmayı öğrendi Avrupalılar. Demir geldi Avrupa'ya. Buna benzer görürüz. Burada demirin işlenmesi, işletilmesi, atın evcilleştirilmesi çok çok önemli konudur. Ama hukuk dediğimiz zaman kızların mirastan pay hakkının olması ki bu günümüzde de tartışma konusu biliyorsunuz. Çok çok önemlidir bu aile hukuku, özel mülkiyetin bulunması vesaire konular. Bizi renkli renkli coğrafyalara götürür. Yani büyük bir derya gibidir Türk tarihi içerisinde ama tabii benim ilgi alanım işte söylemeye çalıştığım gibi Avrasya coğrafyasıdır. Bu coğrafya içerisinde gerçekten zengin görüyoruz. Bana bir gün Çinli profesör demişti ki, iyi ki Türkler vardı. Niye dedim? Türkler sayesinde bizim tarihimiz çok hareketli oldu dedi. Aksi takdirde son derece duragan, monoton, kendi içerisinde gerilemiş bir millet olarak kalırdık dedi. Yani Türklerin Çin tarihine, Çin'in gelişimine yapmış olduğu katkıyı bir şekilde itiraf etti diyebiliriz. Buna benzer örnekler var ki, ya da bu dünya tarihinde önemli bir yer tutuyor ki, 1756 yılından itibaren, eski Türk tarihiyle ilgili özellikle batıda çok değerli, kıymetli çalışmalar yapılıyor. Bundan dolayı yani Türkiye'deki yapılanlardan kat kat fazla. Bizim de işte burada kendi ölçümüzde ben özellikle Çin kaynakları üzerinde duruyordum. Ama diğer son senelerde arkeolojik çalışmalara da
ağırlık verdim, saha araştırmaları da bu şekilde. Bunlar üzerinden de gidiyoruz ve her sene yeni bir şey öğreniyorum. Doğu Kazakistan'da o kadar çok arkeolojik şeyler bulunmuş ki yeni. Ben gördüm. Sonuçta belki Türk tarihinin başlangıcını yeniden yazacağız. İşte tabii heyecan veriyor bu bize. Bu heyecan olmasa yazmanın, çalışmanın bir anlamı var mı? Yok. Esas olarak bunun üzerine bir kurgu gerekiyor. Ama benim Bozkır'ın Kanunlukları kitabını yazma sebebim ona sevk eden ve çok doğru cevabını bulamadığım bir konu var. Neden Orta Asya'daki büyük imparatorluklar, kağanlıklar hep doğuda kuruldu Moğolistan coğrafyasında? Timur başka bakın, Timur farklı bir ortamda. Hemen Timur'u söylersin veya işte Karahanlıları söyleyebilirsiniz ama niye Orta Asya'nın doğusunda kuruldu sorusunun cevabı. Bu da ilginçtir. Bu artık başka bir gizem, muamma veya stratejik değişik değerlendirmelere sebep olabilir esas olarak. Ama bence bir milletin en önemli özelliğinin şu olması gerekir. Bu tarihte de günümüzde de geçerli. Hayatta kalabilmek, hayatta kalabilme başarısı. Oturup bunu saatlerce konuşabiliriz. Yani Türkler bunu başardılar. Temelde iki önemli konu vardı. Birincisi aile. Türk ailesinin sağlamlığı, aile yapısının sağlamlığı. İkincisi ise ordu yapısı. Bunların sayesinde ayakta kaldılar. Her zaman için bir enstrümanın gibi. Ama sözümün başında söylemiş olduğum genel olarak bu boy sistemi ve göçler diye düşünebiliriz. Düşünün, Batı Kazakistan'da bir hayvanın yiyebileceği ot türü 7. Doğu Avrupa'ya geçtiği zaman 2000 ot türü bir hayvan yiyebileceği. Bu Türk her yüzyılda bir Türklerin niye batıya doğru gittiğini açıklamıyor mu ekonomik sebepler olarak? Şimdi Hunlar zamanında öyle bir kar felaketleri oluyor ki bazen arkadaşlar nüfusun 7%'si ölüyor. Geride kalan 3%'ü yani %30'u sevmediğim bir kelime yok, hep kullanıyorum. Survive yapabiliyor, hayatta kalıp yeniden çoğalıp Türk milletini günümüze kadar taşıyabiliyor. Bunlar önemli konulardır esas olarak baktığımız zaman. Yani tabii biz Türk tarihine bütüncül olarak bakmak durumundayız. Böyle bir zorunluluğumuz var ama onun dışında da aynı zamanda tespitlerini çok sağlıklı ve doğru yapmak gerekiyor. Ve bilgi kirliliği yaratmadan, abartmadan, herkesi Türk yapmadan, herkesi kahraman yapmadan, sahte kahramanlar yaratmadan gidiyor. Bakın 623 yılında Jin Yuanshou isimli bir Çin elçisi Kaan'ın karşısına çıkıyor. Diyor ki sen boşuna zenginlik elde ediyorsun diyor Kaan'a. Bu Aksaray'da sinekleri bağlamıyorlar herhalde. Ya da bana hoş geldin yapıyor. Öyle değil mi Remzi'ciğim? Evet. Şunu diyor. Boşuna zenginlik topluyorsun diyor. Niye diye Kaan sert bir şekilde cevap verince. Çünkü diyor elde ettiğin bütün zenginliği halkına dağıtıyorsun diyor. Bakın sosyal devlet anlayışı. Bu günümüzün de konusu değil mi? Buna benzer. Tam günümüzün konusu. Kapkan Kağan'ın 3 önemli politikası var. Bir, esir Türkleri kurtarmak. İkincisi, ülkeyi tarım ekonomik olarak kalkındırmak. Üçüncüsü, Orta Asya'daki bütün Türkleri bir bayrak altına toplamak. Günümüze geldiğimizde aynı konuları tartışmıyor muyuz? Tartışıyoruz. 696 neresi? 2019 neresi? Bu bağlılık, bu bir şey olarak bize gerçekten keyifle bir şekilde tarihe bakmamız gerekiyor. Ama şunu da söyleyelim. Her zaman yabancılar, tabii o zaman için Çinliler çoğunlukta, Türkler arasında soğuk savaş taktikleri yürüterek, değişik entrikalar çevirerek Türkleri bölmeyi başarmışlardır. Bunu da kabul etmek lazım. Göktürk, Uygur, Hun zamanlarında bu açık bir şekilde bellidir. Yönetenler zafiyet gösteren üst yönetiminde zafiyet olduğu zaman yabancılar bunu çok iyi kullanabilmekte, Türk ülkesini kolay bir şekilde bölebilmektedir. Böyle bir durum söz konusu. Yani belki Bozkır'ın yapısı buna daha çok müsait. Belki Türklerin içerisinde bu aşırı derecede olan bağımsızlık duygusu, erkin olmak, tek başına kalmak, bağımsız hareket etmek duygusu önemlidir.
Ama şunu anlatmadan geçemeyeceğim. Çünkü içimizdeki bulduğumuz coğrafyayla doğrudan bağlantılı bir konu vardır arkadaşlar. 634 yılında Batı Türkistan'da, Batı Göktürk ülkesinde ki yaşayan halklar başsız kalır. Niye başsız kalır? Çünkü şeyler nasıl diyelim? Çünkü hanedan üyeleri iktidarı kaybedince Çin'e gidip sığınırlar. Çin üniformaları giyip kendi milletine karşı savaşırlar. Hanedan üyeleri. Ama halk ne yapar? Bugünkü Almatı şehrinin kuzeybatısında İl Irmağı vardır. Yani Balkaş Gölü'nün güneyinde orada toplanırlar, yeniden teşkilatlanırlar. Bunlara 10 ok denir, 10 kabile anlamında. Bakın o teşkilatlanma o kadar önemlidir ki, bugün Oğuz Yabgu Devleti, arkasından Selçuklu Devleti, Orta Doğu'daki bütün Türk beylikleri Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'ni doğurmuştur. Başsız kalan Türklerin kendi başlarına buldukları bir çare, bir örgütlenme biçimi. Aslında bak muhteşem bir olaydır aslında baktığımız zaman. Yani yöneticiler kaçıp gidiyor, zenginler kaçıp gidiyor ama geride kalan halk bir şekilde varlığını devam ettiriyor ama yeni bir organizasyon meydana getiriyorlar. Şimdi ilginç bir şey söyleyeyim ben size. Hatay'da Hassa ilçesinin bir köyüne gitmiştim. Bir Türkmen köyündeki damgalar vardı, onları görmüştüm. Aynı damgalar Kırgızistan'da o bahsettiğim boyların yaşadığı yerlerde de var. Çok şey söylemeye gerek yok. Yani bu Türk tarihindeki, Türk bütünlüğü göstermesi açısından bizim için son derece önemli. Az önce arabada gelirken tabii bu açık boşluk, ben Marmara bölgesinde yaşıyorum sonuçta. Tabii doğrudan bana Moğolistan, Orta Asya'yı çağrıştırdı. Özellikle Güney Kazakistan'a çok benziyor o iklim şey, topografik yapı diyelim, o yapı çok benziyor ama geliyor ki bu Anadolu bu yüzden çok kısa sürede Türkleşti ve Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti 1000 yıldır bir Türk vatanı haline dönüştü diyebiliriz. Köküne baktığımızda dediğim gibi arkadaşlar yani şey gelmez. Mutlaka bu şu anlama, şu sonuç çıkmamalı. Bütün Türkler kahramandır anlamında çıkmamalı bundan. Yani vatanı satanlar, hainler her dönemde çok. Ama çarpışanlar da var fazla. 20-30 yıl çarpışıyor birisi. Batı Göktürklerinden yine Aşina Kara isimli biri. En sonunda Çinler onu yenemiyorlar. Kaçıyor, geliyor, yeniyor, dönüyor, dolaşıyor. Ama nihayetinde kendi amcası yakalıyor, Çinlere teslim ediyor. İşte tarihten çıkarılacak ibret budur. Sadece iyi olaylara bakarak, sadece kahramanlara bakarak bir romantik bir tarihçilik yaratmaya gerek yok bence. Bu yanlış. Bunun hiçbir faydası da olmaz bize. Hiçbir faydası da olmaz. Bakın böyle yani gerektiği gibi kahramanları bilip kahramanlara gerektiği kadar destek olmak, aynı şekilde tam tersine vatanını satanlar da bilmek gerekebiliyor ki bu sonraki devirlerde de görüyoruz. Ben son devir Türkistan tarihinde de aynı olayları görürüm. O Kazan'ın işgalinde 1552'de yine Rus ordusunda çok önemli Tatar bir nüfusu vardı. Gidiyorsunuz Buhara Hanlığı, Hokan Tanlığı arasındaki savaşlarda da Buhara Hanı'nın Hokan Tanlığı'na karşı Rusların tarafını tuttuğunu görüyorsunuz. Sonuçta değiştirmiyor. Kişisel çıkarlar milletin çıkarlarının önüne geçmemeli diye bunu da bir şekilde ifade ederiz. Bunların içerisinden böyle birer birer aldığımız zaman gerçekten ibret anlamında, iyi ya da kötü fark etmez, ibret anlamında çok şey söyleyebiliriz. Çok açık söyleyemeyecek konular vardır. Bu yüzden Batılılar Türk tarihini araştıra bitiremediler. Önce barbar dediler, önce ilkel dediler ama sonra da bir yerde kabul etmek durumunda kaldılar. Bugün giderseniz Tanrı Dağları'nda çok fazla Batılı araştırıcı her zaman görürsünüz.
Kuzey Çin'de, Moğolistan'da, Sibirya'da, Kazakistan'da batılı araştırıcıları fazlasıyla görürsünüz ve bu araştırıcılar Türkleri incelerler. Bu aynı durum Anadolu'da da var aslında. Anadolu'yu da bir şekilde incelemiş durumdalar. Bunlar araştırabilirler. Önemli olan bizim de doğru araştırıp ortaya koymamız diye düşünüyorum. Bakın, yani 123 devlet kurulmuş. En son saydığımda öyleydi benim için. Bu devletin irili ufaklı, bellikli, özerk vesaire hepsi bunun içerisinde. Her birinden çıkarabileceğimiz ayrı ayrı dersler de var. Ama Yakutistan dünyanın bir ucu ya da Türkiye'den 8000 kilometre uzaktaki küçücük bir kabileyi görüp bununla anlaşabiliyorsak, Türk diyebiliyorsak bu önemlidir sonuçta, bir anlamlıdır ve bahsettiğim gibi gerçekten tarihte yatar bu. Bu tarihte yatar. Allah nasip etti, Türk yurtlarının büyük çoğunluğunu gezdim. İlçe olarak gezdim, inceledim. Tabii doyamadım, bu başka bir şey. Her yerden ayrı bir şey öğreniyoruz ve gerçekten anlamak lazım. Yani o kültürel bütünlüğü, Avrasya coğrafyasında diğer halkların kaderleri, bunları bizimle karşılaştırarak Türk tarihiyle ilgili örnekleri de görüyoruz. Mesela Kafkaslar örneğinde, Balkanlar örneğinde bunlar bizim için yakın örnekler. Yakın bölgeler ve çok can alıcı noktalar. Ama aynı zamanda Tanrı Dağları, Pamirler, Karanlık Dağları, Altay Dağları, Sayan Dağları gibi bu dağların içerisindeki küçük küçük kabilelerden de çok şey öğreniyoruz. Size çok ilginç bir şey anlatayım. Tölengit'te bir boy vardır. Bunu hep söylerim ben. Milattan önce 1500 sene önce onların hakkında 3,5 satırlık bilgi var kaynaklarda. Ben bunu okuyup yayınlamıştım boylarla ilgili kitabımda. Ama 2006'da 2007 yılında o bölgeye gittiğimde Tölengitleri gördüm. Eğer onlar boylar halinde yaşamasalardı yok olurlardı. Sayıları 10.000, belki yok bile. Ruslar nüfus kağıtlarına Hristiyan diye yazmışlar. Değil. Şaman diyorlar kendilerine. Ama bence çok çok ilginç bir nokta. Ve çok heyecanlandım. Çünkü benim teorim bir yerde bir şekilde doğrulanmış oluyordu. Bu açıdan bakmak lazım. Bu yüzden işte Türkler yok olmadı. Yani aralarındaki dayanışma bir yerlere gidip saklanabilme yeteneklerinden dolayı, hayatta kalmayı becerebilmelerinden dolayı oldu söylendi. Şimdi, sonradan geldiği zaman Cengiz Han döneminde, Cengiz Han o zaman zarfı içerisinde baktığımızda Cengiz Han'ın biliyorsunuz 3 önemli özelliği var. Birincisi askeri yeteneği. İkincisi adamlarına itimat sağlaması, adamlarına güvenmesi ve yakın adamlarının kendine güvenmesi esas baktığımızda. Üçüncüsü kendi gücünün ilahi olduğuna inanması ve halkını da inandırmış olması, böyle bir karizma oluşturması. Yani bir büyük bir dünyanın en büyük imparatorluğunu kurmuş olmasının kökünde bu yatıyor. Çok basit aslında baktığımızda bazı şeyler. Tıpkı Oğuzların oluşumunda 634 yılındaki boy teşkilatlanmasının meydana gelmesi gibi. Basit. Bir olay gibi geliyor. Ama değil. Tabii o olaya getirenler, sebepler o olaydan sonra meydana gelen olaylarla birlikte bunları açık açık değerlendirebiliyoruz. Açık bir şekilde Han'ın kendi çadırını ve zenginliklerini halkına yağmalattırması, halkına dağıtması çok çok önemli bir konudur arkadaşlar. Bakın bugün bile dünya ölçeğinde bu tartışmalar yapılır. Ama vergilerin artırılması yüzünden günümüzde problemler çıkar. O zaman da çıkıyordu. Vergilerin aşırı artırılması halkın devletten uzaklaşmasına sebep oluyordu ki bunun örneklerini de görüyoruz. Ama ben her zaman söylüyorum, en son noktada şu gelir. En üstte iklim Türkleri zorlayan her zaman iklim şartları olmuştur. Ya kuraklık ya aşırı soğuklar olmak üzere bunları değerlendirebiliriz.
toparlarsak milattan önce 3000'lere kadar gidip oradan başlatırız Türk tarihini. Milattan önce 315'ten sonra daha böyle sarih, açık bir Türk tarihi söz konusudur ki artık biz buna Asya Hun İmparatorluğu ya da Büyük Hun İmparatorluğu diyoruz. Bundan itibaren Hunlar çok uzun bir süre, bakın 315 milattan sonra 3. 4. yüzyıllara kadar devam ediyor. Yani 7-800 yıllık bir süre neredeyse. Esas olarak baktığımız zaman inişli çıkışlı ve devamında Tabgaşlar, Göktürkler, Uygurlar, bunlar doğuda kuruldu. Orada hakimiyet kaybedilince hemen batıda Karahanlı, Gazneli gibi devletler, ama Oğuzların çıkarmış olduğu Selçuklu devleti ise gerçekten bütün Ön Asya'yı Türklere açtı diye söylüyoruz ki Osmanlı ve devamını zaten biliyorsunuz. Ama batıya doğru ayrılan kol her yüzyılda bir büyük göçlerle birlikte aslında Doğu Avrupa'da Türk yurdu haline geldi zaman zaman. Ama nüfusun az oluşu ya da başarısız idareler Türklerin kısa süre içerisinde burayı da erimelerine sebep oldu. Avrupa Hunları Ogurlarla karışıp Bulgarları meydana getirdiler. Peçenekler bakın eridi gitti. Kuman Kıpçakların o bölgedekileri, bir kısmı Tatar olarak kaldı Müslüman olanları ama diğerleri o bölgede eridi gitti. Asimile oldular bir şekilde. Gerçekten bizim Doğu Avrupa'da o şanlı tarih diyebileceğimiz özellik aslında bir yerde asimile oldu. Tarihin sayfalarında yerini aldı diyebiliriz. Bana verilen vakit dolmak üzere, son birkaç dakika kaldı, soru alalım mı? Almıyor musunuz şimdi? Evet, 3 soru alalım. Değil. O kitaplarda yazan yanlış. Lise kitaplarında yazan bilgi yanlış. Juanların batıya gittiğine dair hiçbir belge yok. Benim bir makalem var konuda. İkinci soruyu aldık, buyurun. Şeyler. Ya yazdım, Gökbörün izinde satılıyor kronik standında. Yazdım, daha da yazacağız inşallah. Bugün hayatımızda yazacağız. Haklısınız, yazmak lazımdı. Kesinlikle gerekiyordu yani, ben onu düşündük. Ve bu konuda kronik yayın evinde özellikle Can Uyar'ın büyük katkısı olmuştur diyebiliriz. Buyurun siz de alalım. Evet, çok haklısınız. Bakın, bununla ilgili o Köklerin Çocukları kitabında 23 tane eskiz hazırladım. Ama yayıncılara pahalı geliyor harita işi. Çalışmak lazım. Kesinlikle haklısınız, onu yapacağım. Evet, kesinlikle haklısınız. Şey olarak o benim eksikliğim sonuçta ama eskizleri ben hazırlamıştım da onu tabii ben haritacı değilim. Sonuçta bir profesyonel yapması lazım. O işler biraz pahalı oluyor. Yani yayın aşamasında pahalı olduğu için öyle. Öyle bir şey yapacağım inşallah. Hocam, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum sabırla dediğiniz için. Sağ olunuz, var olunuz.